Merhaba dostlarım. Madde analizler ünitesinde katılardan devam ediyoruz. Burada katıları tanıyalım, katıları sınıflandıralım ve bununla ilgili bazı örnekler sunalım size. Soruları gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Testlerde çok sık arkadaşlar karşınıza gelecek olan soru tiplerini barındıran bir alt başlık diyebiliriz. Katılarda arkadaşlar biliyoruz ki maddenin neydi? En düzenli haliydi. Tanecikler birbirine oldukça yakındı. Yani aralarından su sızmıyor arkadaşlarım. Böyle bir tabir var ya, kol kola girmişler bunları. Yani ne yapmışlar? Mercimeği fırına vermişler demeyelim tabi de. Oldukça arkadaşlarım düzenli bir yapıya sahipler. Tabi bunu bütün katılar için söyleyemiyoruz ki zaten sınıflamayı da bunun üzerinden götüreceğiz. Katıların sahip olduğu, taneciklerinin sahip olduğu geometrik şekillere ve arkadaşlarım dizilim yapısına göre katılar iki sınıfa ayrılacak. Bir amorf katılar, bir de kristal katılar. Amorf katılarda düzensiz bir yapılanma ve dizilim vardır. Yani tanecikler belli bir geometrik şekle sahip değildir. Rastgele arkadaşlarım dizilim vardır diyebilirsiniz. Ama kristal katı öyle mi arkadaş? Kristal katıda ne var? Bir disiplin var, bir düzen var ve arkadaşlarım belirli bir şekil şemal var. O yüzden diyoruz ki belirli bir dizilime sahip olan, şekli şemali yerinde olan katılar kristal katılardır. Bunlar da kendi içinde sınıflanacak. Ne metalik katılar, ne iyonik katılar, ne kovalent katılar, ne moleküler katılar. Gelsin mi? Gelsin. Kristal katılardan başlayalım. Tekrardan dokunalım. Belirli bir şekil var. Belirli ve düzgün bir dizilim, isiflenme var. Ve arkadaşlar unutmayın, saf kristal katılar hangi durumda, hangi sıcaklıklarda erirler? Tabii ki belirli sıcaklıklarda arkadaşlar eriyorlar. Bunu niye söyledik? Biraz sonra anlayacaksınız. Ve sınıflamaya bakalım. Burada arkadaşlarım bir kavram haritası koymuştuk ama arada kalmış galiba. Ha, gerçi az önce değindik. Tamam. Şurada. Buna dokunduk. O yüzden tamam. Bütün halde görmüş olduk. Şimdi kristal katılarda arkadaşlarım iyonik katıların alt başından devam edelim. İyonik katıyı oluşturan tanecikler, katyon ve anyonlar, yani artı ve eksi yükler ne yapıyor? İyonik katılar arkadaşlar meydana getiriyor. Sofra tuzunu düşünebilirsiniz. Bakın burada naciye, magnezyum florür, alüminyum nitrür, yani birçok örnek oluşturabilirsiniz. Sodyum nitrat, bunların tamamı arkadaşlar nedir? İyonik katılardır. Ve unutmayın, iyonik katıların genel adı arkadaşlar tuz. Ya tuz olarak sadece bunu bilmiyoruz. Bunun özel adı arkadaşlar tuz değil, sofra tuzu. İkisi arasında fark var. İyonik katılar sert kırılgan yapıya sahip olan yüksek erime sıcaklığındaki maddelerdir. Oda şartlarında arkadaşlar hepsi katı halde bulunur. Bunların birim hücrelerden oluştuğunu bilin ve kristal örgü yapısında olduklarını bilelim arkadaşlar. Aynı zamanda katı haldeyken bunlar elektriği iletmezler. Hangi halde iletiyorlar? Sıvı hale getirirseniz, eritirseniz veya suda çözerseniz elektrik akımını iletebilirler. Onun dışında İletmezler. Katı haldeyken olmaz. Çünkü iyonlar çok fazla birine yakın olduğu için iletişim için gerekli serbestliği taşıyamazlar. Geldik moleküler katılar arkadaşlar. Moleküler katılar şudur. Kovalent bağlı bileşikler ve kovalent bağlı moleküller olarak düşünebilirsiniz. Atomlar arasında kovalent yapı bağ var arkadaşlarım. Burada su molekül yapıydı. Suyun katı hali, yani buz arkadaşlar moleküler katı. Karbondioksit molekül yapıydı. Karbondioksit gazının katı hali moleküler katıya girer. Ca2H12O6 arkadaşlar glikoz yapısı, yani şeker katıdır bu, moleküler katı. İyot yapısı arkadaşlar molekül yapıda katı hali moleküler katıya örnektir. A örgülü yapıya sahip, bunların erime noktaları iyoniklere göre daha düşüktür arkadaşlarım. Ve bunların katı sıvı halleri ya da soru çözeltileri elektrik akımını iletmezler. Yalnız burada bir uyarı vermişiz. Asit bazlar haricinde demişiz. Bunu anlama geliyor. Bakın hidrojen klorür, hidrojen florür, bunlar yapı olarak molekülerdir. Burada gerçi direkt moleküler katıdan bahsetmişiz ama zaten bunlar katı halde veya sıvı halde elektriği iletmezler, saf halde. Yalnız bunu suda çözerseniz ortama iyon vereceği için bunların sulu çözeltileri arkadaşlar elektrik akımını iletir. Sulu çözeltileri diyorum buraya da olay karışmasın. Katı halleri iletmez zaten. Ama sulu çözeltileri arkadaşlar iletir. Erimeleri düşük demiştik. Bunlar bağımsız moleküllerden arkadaşlar meydana gelen taneciklerdir. Geldik kovalent katılara.
Bunun moleküllerden farkı ne? Ya da nasıl anlayacaksınız? Bakın, burada kovalent katıları, kristalleri oluşturan bütün atomlar arasında ne var arkadaşlarım? Kovalent bağlar var. Ama moleküler katıda öyle değildi. Moleküler katıda mesela şöyle H2O yapısı var ya, burada hidrojen ve oksijen arasında kovalent bağ var ama başka bir, şöyle göstereyim, H2O molekülü. Farklı bir molekül oluşturduğunuz arkadaşlar, aralarında kovalent bu olmaz. Hidrojen bağları ve dipol-dipol etkileşimleri vardır. Ama kovalent katı da öyle değil. Bütün bağlar kovalenttir arkadaşlar. Ve burada en çok göreceğiniz örnek karbonun allotropları. O da elmas ve arkadaşlarım grafit. Bunlar kovalent katı sınıfına girer. Sık sık bunları soruyorlar. Bir de kuvars. Kuvarsı da çok fazla soruyorlar. Unutmuyoruz. CO2 arkadaşlar, silisyum dioksit, silisyum karbür yapısı, silisyum nitrür. Yani burada çoğunlukla o zaman silisyumlu örnekler ne özelliğe sahip arkadaşlarım? Kovalent katı örneğine sahip. A örgülü yapıya sahip bunlarda. Birazdan göreceksiniz, elmasta kafes örgü yapısı vardır. Çok çok yüksek bir erime sıcaklığına sahip. Doğada bilinen en doğal sert madde arkadaşlarım. Cam kesici veya matkı ucu olarak kullanılabilir diye belirtebiliriz. Vermiş zaten, elmas en sert doğal madde. Elektriği iletmezler, kim haricinde? Grafit haricinde arkadaşlar. Niye? Grafitte atomlar tabakalar halinde dizildiği için aralarında zayıflandım kuvvetleri vardır. Yani etkileşimi zayıf olduğu için birbiri üzerinden kayabiliyor. Bu da grafitte elektrik iletimi mümkün hale getiriyor ki arkadaşlar, grafit yumuşak bir yapıya sahip ve kalem ucu olarak arkadaşlar kullanılır. Kurşun kalemlerin ucu arkadaşlar grafittir. Metalik katılar, metalik bağ etkisiyle oluşan arkadaşlar yapılardır. Ve bunu sadece metal atomlarında arıyoruz. Başka herhangi bir yerde aramıyoruz. Tekrar söylüyorum, metalik bağ etkisi yere bir arada duran katıların oluşturduğu kristal katılardır arkadaşlarım. Demir, sodyum, kurşun, magnezyum, onun dışında başka ne sayabilirsin? Çinko, altın, bunların tamamı arkadaşlar metalik katılardır. Peki metalik katılardaki metalik bağ, bu 2021'de TYT'de sınavda soruldu arkadaşlarım. Metalik katılardaki metalik bağ neye etki eder? Neyi oluşturur? Birincisi, yüzeyin parlak olmasını sağlar. Metallerin yüzeyi parlak ya, bu metalik bağ etkisiyle. Metallerin ısı ve elektriği iyi iletmesini sağlar. Ve darbeye dayanıklı olmasını, yani darbe ile şekil almasını arkadaşlar sağlar. Kim sağlıyormuş? Metalik bağ sağlıyormuş. Peki burada arkadaşlar olayımızı bitiriyoruz. Yeni bir sayfada tekrardan karşınızda olacağız. Şu an boş sayfada size veda ediyoruz. Bunların tamamına ait olan sorularınız daha sonra gelecek. Biz gelene kadar siz tekrarınızı yapıp sorularınızı çözüyorsunuz. Sonra birlikte tekrar çözüm yapıyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Üzülmüyorsunuz, üzmüyorsunuz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.